Şu otelde karşılaştığımızda yanınızdaki bey. Mehmet. Hı. Öykü'nün yeni patronuymuş, öyle mi? Evet ama boşuna hayal kuruyor. Öykü'yle marka yaratacakmış. O kadar kolay değil bu işler. Vizyon gerekiyor. En önemlisi de büyük sermaye. Hı. Yani sermayesi olsa yapabilir. Ha? Neden bu kadar çok bizim sektörle ilgileniyorsun? Ve neden ben buradayım Mete? Yeni iş alanları araştırıyorum diye. Malum, Ayaz'la durumumuz belli. Ne yapacaksın? Modacı mı olacaksın? Sen mimarsın Mete. Ev yapmaya benzemez marka yaratmak. Doğru. Ben yapamam. Ama sen yapabilirsin. Şimdi anladım. Senin derdini anladım. Hala Öykü'nün peşindesin. İş falan bahane. Öykü'ye yakın olmak için beni kullanıyorsun. Diyelim ki öyle Monikacığım. Ama şimdi konumuz bu değil, değil mi? Ben sana bir iş teklif ediyorum. Kirli bir oyun oynuyorsun Mete. Ama ben yokum bu oyunda. Ne oldu? İtalya'yı beğenmedin mi? Çabuk dönmüşsün. Bu ne güzel sürpriz ya. Seni hiç burada görmeyi beklemiyordum ama geldiğin iyi oldu. Ayaz, ne yapıyorsun? Niye benim tatlımı yiyorsun? Senin değil mi? Haklısın. Dokunman bile hataydı. Ne anlatmaya çalışıyorsun Ayaz? Ha? Bu hareketinden nasıl bir sonuç çıkartmam gerekiyor acaba? Sen şimdi ortaklığı bitiriyorsun. E dostluğumuz zaten bitti. Sanıyorsun ki Öykü'nün etrafında istediğin gibi dolaşabileceksin. En son baktığımda kimseye hesap vermek zorunda değildim. Herhalde hala aynı. Hesap sormuyorum ki. Senin kafanın anlamadığı şeyi sana son kez anlatıyorum. Neymiş o Ayaz? Öykü benim. Anladın mı? Onu elimden çekip almana asla izin vermem. Ona dokunmana izin vermem. Onu güldürmene, onunla konuşmana bile izin vermem. Hatta ona yakın olmana da... Bana her şeyi söyle. Ama ne yapacağımı söyleme, tamam mı? Söylerim. Hatta son bir şey daha. Hisselerini alıp şirketten çekiliyorsun. Keşke hep böyle makul tekliflerle gelsen Ayaz. Seve seve. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.